Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Çok fazla bağırmayayım aslında çünkü şu an saat 11'e geliyor, 10.30 ve ben odamı değiştirmek üzere yola koyuluyorum. Bugün başlıyorum. Aslında bütün malzemeleri alıp o şekilde başlayacaktım ama yani çok zaman kaybı olur. Zımparaları almıştım duvarımı zımparalamak için. Ondan sonra üzerinden boya geçeceğim. Daha boyayı almadım ama şimdi zımparalarım yarın da eğer boyayı alırsam, ne zaman alırsam boyayı o zaman da boyarım dedim. Yani boşken yapayım dedim ve videoyu da şimdi başlatmak istedim. Bu arada bir oda değişim videosuna hoş geldiniz. Şimdi hemen ben şu yatağı falan çekeceğim buradan ve şu duvarı zımparalayarak başlayacağım. Hadi başlayalım. Selam herkese. Ben Melisa'nın annesi oluyorum. Bazen hep bakımsız çıkıyorum. Bugün yine saçlar falan. Duvarların boyanması böyle şeritli şeritli. Lambamız, saatimiz, şunların zımparalanıp boyanması vesaire hep kızıma ait. Yatak başlığı kızıma ait. Şimdi değiştireceğim. Melisa'ma ait. Ya odamda aslında inanılmaz bir değişiklik yapmak istiyorum. Yani baştan sona ama şu an bir taşınma durumu falan var. O yüzden çok fazla değişiklik olacak. Kalın, 6 tane ince. Önce kalın da zımparalayacağım. Sonra da inceyle üzerinden geçeceğim. Bilmiyorum elimle yapabilir miyim? Biraz deneyeceğim. Eğer çok yorucu olursa benim için başka taktikler deneyeceğim. Bir başlayalım önce bakalım nasıl gidiyor. Ellerim soyuldu hep. Gerçekten çok yorucu bir şeymiş. Bu kadar yorucu olduğumu tahmin etmiştim aslında, evet. Ve şarjım da bitiyor. O yüzden ben kamerayı kapatıyorum. Yarın devam ederim diye düşünüyorum. O zaman yine kayda geçelim. Ya tamamen düz değil, hala elime geliyor hissediyorum ama eskisinden daha iyi oldu bence. Bir de şurayı yapacağım. Tam buranın seviyesine kadar yapacağım artık. Altlarla çok uğraşmayacağım. Zaten burada da en dipleri yapmadım. Yatağın boyuna kadar olan yeri yaptım. Yordu. Şimdi devam edeceğim buraya. Elimde hala zımpara kalırsa ve enerjim de kalırsa yine burada da birkaç bir şey yaparım. Burada. Bu boşluk doldurucuyu kullanacağım şimdi. Yani şuradaki delikler için kullanacağım bunu. içindeki boşlukları dolduracağım bu ürünle. Selam. Selam, ben Melisa ablamlarla kalacağım. Yarın video atarsa ben de geleceğim yani demek. Reklam yapmıyorum. Bir de reklam yapıyor da olabilir. Süper Yiğit kanalına like atıp abone olmayı unutmayın. Evet, Süper Yiğit kanalı. Ben de şöyle bir yere yazarım zaten. Selam. Selam. İyi oluyor o zaman. Şimdi ben bunları doldurmuştum. Duvardaki boşlukları da doldurmuştum. Aradan ne kadar? 4 saat falan geçti ama hala kurumadı. Yani böyle biraz içeriye doğru bastırdığım zaman içeriye geçiyor normal olarak. Çünkü zaten bunun üzerinde de 6-12 saat kuruması gerektiği yazıyor. Yani bugün bunlara ben dokunmayacağım. Yarın bakacağım. Şimdi de dedim ki bu kombinini koyayım. Sabaha kadar da bu kurumuş olur. Aradan çıkar en azından. Burada Polisa'nın X1 serisinden olan boyayı kullanıyorum. Ama mobilyalar için kullanılmadığını, ahşap ve metal gibi yüzeyler için kullanıldığını 2 mobilyamı boyadıktan sonra öğreniyorum. Bu yüzden videonun devamında da göreceğiniz gibi mobilyalarımın sadece üzerlerini zımparalayıp tekrar normal bir mobilya boyasıyla boyayacağım. Bunları dün yapmıştım. Şuradaki boşlukları doldurmuştum. Bunlar bayağı iyi kurumuş. Kururken de içeriye doğru çöküp çatlamışlar. Bunlar da bayağı içe göçmüş. Çünkü arkaları bayağı boştu bunun. Duvardaki delikleri falan doldurdum. Şimdi bunları ikinci kata atacağım. Göstereyim. Buralar artık kapandı, dümdüz oldular. Önce şurayı boyayacağım, oradan da buraya doğru gelirim. bayağı iyi oldu yani, dümdüz, elime hiçbir şey gelmiyor ama altlara indiğim zaman yine ilk katı yaptığımda oluşan çatlaklıklar ikinci katta da oluşmuş. Biraz içeriye göçmüş o yüzden. 60'lık zımparayla yapıyorum. Eğer çok çizgili hissedersem bir de daha ince zımparam var. O da 120 miydi, 140 miydi öyle bir şey. Şimdi zımparam var. Çaldı. Tekrar doldurdum. Artık bu da sonuncuydu yani. Törpüledikten sonra dümdüz olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi ama tekrar buna ihtiyacım var. Bu sefer de şuradaki kabartıları söktüğüm için burada boşluklar falan var. O yüzden buraları doldurup zımpara yapıp dümdüz bir taban elde etmem, zemin elde etmem gerekiyor. Duvarda kapanmadı gibi bir şey. Hala tam kapanmadı ama son katı da atacağım. Bu kadar. Yani daha fazla uğraşamayacağım burasıyla. Zaten boya da bitti gibi bir şey. Son katı attıktan sonra biter diye düşünüyorum. Devamında görüşürüz. Artık duvarıma son katı atıyorum ve bitiriyorum. Zaten şu anda da kameradan görüldüğü üzere hiç belli değil geçişler. Ama ben baktığım zaman burada şerit şerit çizgileri görüyorum. Ama son katta artık görünmeyecektir. Hepsini törpüledim ama üzerinden geçilmesi gerekiyor. Bazıları bombeli kaldı, onları törpüleyeceğim. Bazıları da çok içeriye göçüp kalmış, orayı çok dolduramamışım. Onu macunla dolduracağım. Ve eldiven kullanmadığım için ellerim şu an o kadar kötü ki bazıları acıyor hatta törpüyü. Direkt şöyle törpüyle temas ettiğim için. Sonra devam edeceğim. Şuralara ikinci katı da atacağım. Üstlere gerek var mı pek bilmiyorum ama bir bakarım yine, ama buralara birkaç kat daha atacağım kesin. En azından ikinci kat kesin. Belki biraz daha yoğun sürersem tek sürüşte sadece ikinci katta kapatabilirim. Da kullanıyorum. Şuraya tıklayarak ikinci bölmek için şuraya tıklayarak ikinci bölüm. Video biraz uzun olduğu için ikiye bölerek yayınlamaya karar verdim. Bu izlemiş olduğunuz bölüm 1. bölümdü. Videonun devamını izlemek için hemen şuraya tıklayarak 2. bölüme gidebilirsiniz.